Tahran'da bulunduğu konutuna yönelik yapmış olduğu saldırıda hayatını kaybetti korumasıyla birlikte. Dediğimiz gibi İsmail Haniye bundan bir süre önce çocuklarını kaybetmişti. Yani İsrail'in yapmış olduğu saldırıda, Gazze'de yapmış olduğu saldırıda çocuklarını kaybetmişti. Bu arada bu dahi doktrinini size anlatıyordum. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü İsrail'in gerek 7 Ekim sonrasında gerekse bunun öncesinde bir takım yerlere yapmış olduğu saldırıların tam olarak çerçevesi buna dayanıyor. Ha yani bu e, doktrine göre hareket ediyor. O da şu. Diyor ki e, yani 2006 yılında zamanın eee İsrail Kurmay Başkanı Eisenkot tarafından ortaya atılmış olan bir doktrindir bu. E, Evet. Bunu iddia eden kim? Hmm. Aa, şimdi Aydın Hoca... E evet. Evet. Şöyle. E şimdi tabii Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili olarak e birçok iddia ortaya atılıyor. E tabii yani Aydın Sezer hocamız da e, bir bir ihtimal olarak şöyle bir soru ortaya atmış. arkadaşlarım şimdi bildiriyorlar, e, diyor ki ya koruması tarafından öldürüldüyse e, gerçekten böyle bir şey, böyle bir ihtimal var mıdır yok mudur? Şimdi e, bu e, soru işareti olarak e, evet Aydın Sezer tarafından ortaya kondu. Şimdi Hamas'ın İsrail saldırısında öldüğü açıklamasına dayanarak biz bir şekilde bunun böyle olduğunu ifade ediyoruz. Ancak e, Hamas bu meseleden İsrail'i sorumlu tutmak ne olursa olsun sonuçta biz siyasi ve askeri bir süreçten, bir mücadeleden bahsediyoruz. Dolayısıyla yaşanan her gelişmeyi her taraf kendi lehine e, kullanmaya çalışacaktır. Böyle bir ihtimal olsa bile yani kendi koruması tarafından öldürülmüş olması ihtimali e, olsa bile ne yapacaktır? Hamas bunu kendi koruması tarafından öldürüldü demeyecektir. İsrail yaptı diyecektir. Bu anlamda söylüyorum bunu. Dolayısıyla bunların e, tam olarak ortaya çıkması için meselenin biraz olgunlaşmasını beklememiz gerekiyor. Ve El Cezire'nin bir şeyi var galiba. Bakalım. Şöyle, evet, şöyle, evet. Yani burada doğrudan şey var. Hani İsmail Hamas'ın politik büro şefi İsmail Haniye, ye İran'da suikast yapıldı deniliyor. Yani bu suikastin ne şekilde olduğu yönünde ise. Herhangi bir ayrıntı söz konusu değil. Bakalım e, burada. Evet. Evet. A bu arada yani şöyle bir şey var. Ee, yani konutu vuruldu deniliyor. Yani burada da bu ifade ediliyor. Dolayısıyla e, bu'nun bombardıman olduğu e, yani bir füzeyle e, yapıldığı yönündeki ihtimali de arttırıyor. Bu daha doğrusu şöyle arttırıyor dediğim şu İran devri muhafızlarının açıklamasında böyle deniliyor. İran devri muhafızlarının e, açıklamasında böyle söyleniyor ve aynı zamanda bu saldırı hem kendisinin hem de bodyguardının yani korumasının da ölümüyle sonuçlandı e, ifadesi var. El Cezire'nin geçmiş olduğu haberde e, böyle yer alıyor bu şeyde. Tabii Bakıyoruz e, yani yine şeyler e, İran devrim muhafızlarının açıklaması şu bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor yani ne şekilde öldürüldüğü ile ilgili olarak ama diğer taraftan zaten şuradaki ifade şöyle İsmail Haniye'nin konutu hedef alındı vuruldu deniliyor yani burada nasıl vuruldu ne oldu ne bitti bunların hepsinin ayrıntıları ...bu gün içerisinde elbette ortaya çıkacak ve biz de sizlere bunun ayrıntılarıyla anlatacağız. Dediğimiz gibi e, İsrail uzun bir zamandır şöyle bir strateji yürütüyor. Hedef alıyor. Yani bir takım isimleri hedef alıyor. Bulundukları yerde hedef alıyor. Ve bir çoğunda da başarılı oldu. Bu arada dahi doktrini diyordum ben size onu anlatıyordum. Çok hani teknik bir e, mesele değil aslında... Ondan da kısaca bahsedeyim, onu da kapatmış olalım. O bahsi, o da şu 2006 yılında dediğim gibi Ayzenkot tarafından ortaya atılmış olan bir doktrin bu. Şunu öngörüyor, diyor ki İsrail, bu Hamas ya da herhangi bir örgüt, yani İslami Cihad veya Filistin Kurtuluş Cephesi, hangisi olursa olsun ve Hizbullah aynı şekilde. Çünkü 2006'da ortaya atılan bir doktrin bu. 2006'da biliyorsunuz Hizbullah'la İsrail savaşı vardı. Orada diyor ki İsrail. Bu şey, Hizbullah örgütünün militanları, komutanları, önde gelenleri, tam da bu dünkü saldırıyı da işte oraya gelmiş olacağız. Bunlar halkın arasına gizleniyorlar. Yani gidip diyelim ki 7-8 katlı bir apartmanın herhangi bir dairesinde yaşıyorlar. Aynı şekilde bir bakıyorsunuz bir okuldalar, bir hastanedeler. Hatırlayın bu Gazze Savaşı sırasında İsrail, ee, hastaneleri vurdu, okulları vurdu vesaire. Bunlar buralı hatta e, Birleşmiş Milletler binasını bile vurdu ya. İşte bundan dolayı vurdu. Yani bu dahiye doktrininden dolayı vurdu. Ve İsrail o zamanlar dedi ki e, İsrail yani Genelkurmay Başkanı dedi ki tam da işte Beyrut'un dahiye semtinde bunlar bunu yapıyorlar. Yani o or oraları hani gidip göz gözümde görmüşlüğüm olduğu için rahatlıkla anlatabilirim. O bölge bildiğiniz herhangi bir semt. Yani apartmanların olduğu, okulların olduğu, e, işte caddelerin, sokakların, bakkalın, çakkalın, neyin olduğu semtler bunlar. Ama aynı zamanda e, bu semtler içerisinde e, Hizbullah'ın militanları da e, yaşıyorlar ve hatta gerektiğinde de tam da işte Aizenkot'un dediği gibi buralarda gizlenebiliyorlar da. Dolayısıyla orada sivil olanla olmayan arasında herhangi bir fark yok. Bu haksız bir durumdur anlamında söylemiyorum. Hizbullah böyle bir strateji geliştirmiş. Diğer örgütler de aynı şekilde yani Hamas ve diğer örgütler de aynı şekilde aynı stratejiyi kullandılar. Hatta Suriye'de de hep şey vardır ya işte Suriye fırın vurdu, Suriye bilmem ne vurdu falan diye Suriye yönetimini suçlamak üzere. Aynısını şimdi İsrail yaptığı zaman İsrail'i suçlamıyorlar sivilleri öldürdüğü zaman. Ama Suriye azami şekilde dikkat etti sivillerin ölmemesine. Gerçekten de dikkat etti bu arada. Ve ölenlerin çoğu militanlardı. Bildiğiniz örneğin keskin nişancı çıkıyor işte bir caminin minaresine ve oradan gelen askerleri indiriyor. Bu uzun bir süre böyle devam ediyor. Çünkü keskin nişancının yerini saptayabilmek çok da mümkün değil. Saptadığı zaman da Suriye ordusu oraları bombaladığı zaman Suriye cami bombaladı gibi haberleri e, görüyoruz. Yani bütün bu e, zamanında e, hükümetle birlikte hareket eden basın içerisinde gördük. Tam da bunu anlatmaya çalışıyorum işte. Şimdi burada e, İsrail dedi ki tamam siz madem öyle yapıyorsunuz yani bu mahallelere e, yerleşiyorsunuz aralarına giriyorsunuz insanların ve gizleniyorsunuz burada o zaman e, ben sivilleri de öldüreceğim sizin de bulunan ya da aranız aralarında bulunduğunuz sivilleri de öldüreceğim dedi ve de bu tür yerleri bombalamaya başladı ve ilk olarak Dahiye'de yaptı bunu yani şu anda dünkü saldırıyı düzenlediği o e, Şii bölgesinde yaptığı o yüzden buna Dahiye doktrini deniyor ve şunu yapıyor İsrail e, taktik şu Önce bir bombardıman yapacağım. Oradaki siviller panikle kaçacaklar ve geriye militanlar kalacak. Bu sefer onlar çıktıktan sonra daha geniş bir saldırı düzenleyeceğim. Oradaki militanları yok etmek üzere. Tabi bu kağıt üzerinde böyle. Her zaman için bu elbette böyle olmuyor ya da herhangi bir şekilde. Militanların orada bulunması nedeniyle herhangi bir sivilin öldürülmesi İsrail elbette haklı çıkartmıyor. Ama İsrail o gün bugündür aynı taktiği devam ettiriyor. ve işte bu yüzden dahiyedeki saldırı bir apartmana yapıldı çünkü e, bu apartmanda dediğim gibi e, şey vardı yani Hizbullah'ın önemli isimlerinden birisi vardı ve bu kişiye yönelik olarak yapılan bu saldırı dört katlı bir binanın yerle bir olmasına sebep oldu. Belli ki İsrail çok güçlü bir e, beton delici aynı zamanda bir e, füzede kullandı bu saldırıda ve e, bu Hizbullah yetkilisi de dahil e, birçok kişi hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde de yaralı var. Tam da dediğimiz gibi biz bu sabah bunu konuşacağız derken programa girmeden önce bir son dakika haberi ulaştı. O da İsmail Haniye'nin Öldürüldüğü yönünde. Az önce sizlere e, El Cezire kanalının İran devri muhafızlarının açıklamasının da içinde yer aldığı haberini aktardık. Yani tekrar verdik şimdi ekrana onu. Burada deniliyor ki e, bu sabah erken saatlerde İsmail Aniye'nin konutu yani Tahran'daki e, iç, şu anda iç, bulunduğu e, konutu hedef alındı ve vuruldu. Yani vuruldu ifadesi var. Şimdi hani e, bir soru var ya acaba e, suikast nasıl oldu sorusu. E, i̇şte burada e, şey devrim muhafızları böyle diyorlar. Hala e, şunu ifade edelim şu ana kadar e, ne şekilde vurulduğuyla ilgili e, kullanmış olduğumuz ifadelerin hepsi Hamas'ın ya da İran devrim muhafızlarının açıklamalarına göre kullandığımız ifadeler. Yani bizim bağımsız olarak bunlara elbette şu anda doğrulama, yalanlama şansımız yok. Ama önümüzdeki saatlerde bu da ortaya çıkacaktır. Yani bu saldırının ne şekilde olduğu ortaya çıkacaktır. Şimdi burada tabi e, İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle beraber e, acaba savaş nereye doğru gider sorusu soruluyor. Doğal olarak soruluyor. Dünden itibaren zaten soruluyordu. Çünkü onun öncesinde... Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyordu ve acaba İsrail 7 Ekim'den bu yana da sorulan bir sorudur. Acaba İsrail bu savaşı bölgeye yaymaya mı çalışıyor? Daha doğrusu Netanyahu savaşı bölgeye yaymaya mı çalışıyor ee, gibi bir e, soru vardı gündemde. Evet böyle bir niyeti vardı İsrail'in Netanyahu'nun. Netanyahu çünkü bir taraftan İran'ı da çok ciddi bir e, tehlike olarak görüyor, addediyor. Suçluyor tabii. Yani bu Netanyahu haklıdır anlamında söylemiyorum bunu ama Netanyahu onu bu şekilde tarif ediyor. Yıllardır bir İran takıntısı da var Netanyahu'nun biliyorsunuz ve bu devam ediyor. Tabii İsrail açısından baktığımız zaman da durumun aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani İran'ın e, şeyi var. E, bir e, büyük bir tehlike olarak e, görüldüğü gerçeği var. Ve e, bu nedenle e, acaba nihai olarak İran'a ulaşacak bir e, hale mi getirecek bu savaşı İsrail diye soruluyordu. Bu soru sorulurken ilk muhatap Hizbullahtı. Yani çünkü bu savaşın örneğin e, Filistin tarafına Gazze tarafına İsrail bombardıman yapabilir, çok şey yapabilir ki yapıyor da zaten bu da göründü. Çok şey yapabilir ama bu. E, savaşın ortadoğuya yayılmasına e, sebep olmaz. Daha doğrusu bunu tetikleyecek kadar e, bir şey olmaz. E, bir böyle bir gelişme sayılmaz bu. Neden? Çünkü e, Gazze şeridi steril bir e, bölge, izole bir bölge ve İsrail içinde aslında yer alan bir bölge. Bir tarafı deniz, bir tarafı da İsrail zaten hani. E, ki bu, bu da zaten şunu gösteriyor yani 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in bombardımanları zaten bunu da ispat ediyor. Yani bu söylediğimi e, hayır ama eğer savaş yayılacaksa bunun e, yakın hedeflerden biriyle olması gerekir. Bu da Hizbullah çünkü hep Hizbullah'la İsrail arasında çıkacak bir çatışmadan bahsedilir. Her yaz Lübnan'da bunlar dillendirilir yani. Eyvah bu sefer işte gerçekten e, savaş geliyor diye dillendirilir Hizbullah'la İsrail aslında. Çünkü sürekli birbirlerine karşı sert açıklamaları, söylemleri ve eylemleri vardır. Ve bu 7 Ekim sonrasında da e, Hizbullah hem bir taraftan İsrail'in savaştığı cepheleri çoğaltmak için hem de e, elbette e, İsrail ordusunun konsantrasyonunu dağıtmak üzere, bu zihinsel konsantrasyon değil, yani bir tarafta işte yapacağı bu yığınak ya da savaşla ilgili, cepheyle ilgili söylüyorum bunu, bunu dağıtmak için bir strateji uyguladı. Ve İsrail de buna karşılık veriyordu. Fakat bugüne kadar iki tarafın birbirlerine karşı atışlarla yetindiğini biliyoruz. Yani bunlar özellikle Dübnanın güneyi ve İsrail'in kuzeyi, hangisini söylersek söyleyelim, ikisinin sınırda karşı karşıya gelmeleriydi. B-200 belki de 300 şu anda net hatırlamıyorum sayıyı ama 200'ün üzerinde İzbullah militanı bugüne kadar bu İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Buna karşılık en az 20-30 kadar İsrail askeri de Hizbullah'ın saldırılarında hayatını kaybetti. Hem sınırın, mavi hat dediğimiz yerin Güneyinde yani İsrail topraklarında hem de kuzeyinde yani Lübnan topraklarında yaklaşık 200 bin kişi birçok şey vardır orada kasaba vardır köy vardır yerleşim birimi vardır vesaire e, ara vermeyeceğiz arkadaşlar devam ediyoruz e, şöyle bir şey var bu bölgelerde e, yapılan bombardımanlar sonucunda 200 bin kadar insan yerlerinden oldu boşaltılar çünkü karşılıklı atışlar devam ediyor fakat bunların hiçbirisi dünkü Beyrut saldırısı kadar önemli değildi. Yani tetikleyici değildi. E, bu saldırıyla beraber e, dediğim gibi savaşın yayılıp yayılmayacağı e, konuşuluyordu. Elbette bunu saptayacak olan, belirleyecek olan e, Hizbullah'ın ne şekilde İsrail'e cevap vereceği ya da cevap verip veremeyeceği. Bu çok önemli. Çünkü bugüne kadar Hasan Nasrallah bir takım söylemlerde bulundu. Yani eylemlerle ilgili, olası eylemleriyle ilgili, yapacaklarıyla ilgili bir takım söylemlerde bulundu ve bunların hep doğru çıktığını da gördük. Yani e, Hasan Rasulallah blöf yapmaz. E, hatta şöyle bir şey vardı, bir e, kamuoyu araştırması yapılmıştı. Bu dediğim tabii 10 sene öncesinden bahsediyorum. Hatta daha fazlasından bahsediyorum. Kamuoyu araştırması yapılmıştı Orta Doğu'da. En sözüne güvenilir lider kimdir? Yani söylediğini yapan lider kimdir diye. İsrail'de bile, bakın İsrail'de bile e, Nasrallah birinci sırada çıkmıştı. Demişlerdi ki Yahudiler, İsrailler e, bu Nasrallah. Yani bu söylediğini yapar. Şimdi burada bir Nasrallah güzellemesi vesaire yaptığımı düşünmeyin. Ama bir e, teknik gerçek olarak bu böyle. Dolayısıyla Hizbullah'ın herhangi bir şekilde bugüne kadarki söylemlerine bakacak olursak, bundan sonra İsrail'e çok net bir cevap vermesi gerekiyor. Çünkü dediler ki ki dün ben Lübnan kanallarını, yani bu şey sonrasında saldırı sonrasında izlemeye çalıştım. Mesela El-Meyadin kanalı canlı yayınlar yapıyordu. Halen de zannediyorum canlı yayında şu anda. El-Meyadin kanalındaki konuklar ne yapıyorlardı? Şunu söylüyorlardı özellikle Hizbullah yanlısı olan konuklar işte dişe diş kana kan anlamına gelecek ifadeler kullanıyordu. Eğer İsrail bizim bir konutumuzu vurursa biz de onun konutunu vuracağız. Elektrik santrallerimizi vurursa biz de elektrik santralini vuracağız. Telekomünikasyon işte bilmem nesini vurursa biz de orayı vuracağız gibi Hizbullah'ın açıklamaları vardı öncesinde. Hasan Nasrallah'ın açıklamaları vardı. Tam da bunu hatırlatıyordu Hizbullah yanlısı yorum yapanlar bu kanallarda ki bunlar içerisinde milletvekilleri var. Yani böyle şey değil. Hani sadece siyasi analiz yapan insanlar değil. Orada yetkili olan insanlar var. Hatta bir ara spor bakanını bile bağladılar yayına. Spor bakanı bile artık İsa ile karşı bir cevap verilmesi gerektiği ve İsa ile karşı mücadelede herkesin yer alması gerektiğini ifade etti. Yani Lübnan'da da durum bu. Bu nedenle yani Birebir karşılık vereceği varsayıldığı için Hizbullah'ın nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor ve bu cevap aynı zamanda neyi saptayacak, bu savaşın yayılıp yayılmayacağını da belirleyecek daha doğrusu saptayacak derken belirleyecek belirleyici etkenlerden biri olacak dersem daha doğru olur. Fakat iki durum söz konusu. Bir iki ihtimal daha doğrusu. Bir Hizbullah Cevap vermek isteyebilir ve cevap verebilir. İki, cevap vermek isteyebilir ama cevap veremeyebilir. Yani teknik olarak yeterli olmayabilir. Peki, şimdi Tehran Times'a bir bakalım. Evet, Tehran Times'ın sosyal medya hesabı Mahmut Abbas. Filistin otoritesinin başı Mahmut Abbas... Ee, İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'da yapılan suikasti şiddetle kınadığını ifade etmiş. Tekrar edelim Tehran Times İran gazetesi onların sosyal medya hesabında böyle bir e, şey var e, ifade var. Mahmut Abbas Filistin otoritesinin e, başı başkanı Mahmut Abbas e, İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini şiddetle Kınadığını açıklamış Şimdi is, bu arada Mahmut Abbas'tan da birkaç gündür Bahsediyorduk biliyorsunuz ee, Mahmut Abbas'la İsmail Haniye Birbirlerini Sevmezler Hamas'la Mahmut Abbas tarafı Yani El Fetih e, Örgütü tarafı birbirlerini Sevmezler Mahmut Abbas Batı Şeria tarafında Hakimdir ha, İsmail Haniye Ya da örgütü Hamas da Gazze Şeridi'nde hakimdir Gazze şeridinde ayrı bir hükümet vardı. Fiili bir hükümetti bu. Veya tarafta Batı Şeria'da zaten ayrı bir hükümet var. Dünyanın e, kısmen tanıdığı e, yerse tam da Mahmut Abbas tarafı. Ve aralarındaki özellikle e, sorunlar, elbette daha önce de sorunlar vardı ama sorunlar neyle başladı? E, 2006'da yapılan seçimlerle başladı. Hamas o seçimleri ki şeffaf, hakkaniyetli seçimlerdi. Bunlar hakkaniyete uygun seçimlerdi. Uluslararası otoriteler tarafından da böyle değerlendirilirdi, değerlendirildi. Hamas o seçimleri kazandı. Ve Hamas'ın bu seçimleri kazanmasını haniye kabul etmedi. Daha doğrusu pardon, Mahmut Abbas tarafı kabul etmedi. E diğer taraftan yani El Fetih tarafı yani hazmedemedi, kabul etmediler. Daha e, da ötesi, İsrail zaten tanımadı, Amerika Birleşik Devletleri tanımadı, İngiltere tanımadı. Neden? Çünkü Hamas kurulduğu günden bu yana e, Filistin lideri e, Yaser Arafat dahil olmak üzere Oslo anlaşmaları <laughs> ya da İsrail herhangi bir şekilde tanıyacak, İsrail herhangi bir şekilde taviz olarak değerlendirilecek bir takım işte adımları kabul etmedi, reddettiler. Ve bu özellikle seçimler sonrasında El Fetih ile e, Hamas arasında çatışmalar yaşandı. Ölümler yaşandı, birbirlerini rehine aldılar. Sonra oturup anlaştılar, dediler ki tamam biz böyle kavga etmeyelim. E, al Mahmut Abbas sen Batı Şeria'yı, al Hamas sen de şeyi, Gazze'yi. Ve bu iki e, taraf şimdi bu şekilde devam ediyorlar. Ve bu iki taraf arasındaki rekabet zaten hiç bitmedi problemler hiç bitmedi. Son olarak Çin'in başkenti Pekin'de biliyorsunuz Çin 14 Filistinli grubu bir araya getirmişti. Bu gruplar içerisinde Hamas da vardı. Yani en büyük gruplar olarak işte Hamas, İslami Cihat, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, El Fetih ki El Fetih aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü şemsiyesi içerisinde yer alan bir örgüttür. Bu ikisi çok birbirine karıştırılıyor. Ee, ama el yani hani Filistin Kurtuluş Örgütü dediğimiz zaman zaten akla El Fetih gelir. Bir de böyle bir şey var. <laughs> Çünkü en önemli örgüttür orada motor gücüdür yani. O yüzden ikisi de hani birbirinin yerine e, kullanabilir kullanılabilir mi? Eğer e, kastedilecekse bir şeyler belki evet olabilir. Ve bunlar başkent Pekin'de yani Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiler. Ve bir mutabakat hükümeti, ulusal mutabakat hükümeti kurmak üzere anlaştılar. Daha doğrusu kurulması niyeti konusunda anlaştılar. Yani bu pratiğe hemen dökülebilecek bir şey değil elbette. Daha sonrasında tabii bu Filistin işte otoritesini, Gazze dahil bu arada yani ikisini hani birleştirecek, yönetecek bir hükümet olur mu olmaz mı seçimler yapılacak. Çünkü... 2006'dan bu yana zaten seçimler de yapılmıyor ki. Geçtiğimiz yıllarda son birkaç yıl içerisinde yapılması kararlaştırıldığı tarih bile e, şey yaptı. sonra sürekli ertelendi. Olmadı e, ve buraya kadar gelindi. O yüzden e, İsmail Haniye ile Mahmut Abbas'ın arası ya da Hamas'la Filistin otoritesinin arası hiç de iyi değil. Fakat ne olursa olsun, ne olursa olsun Mahmut Abbas işte bu şekilde şeyi kınıyor. İsmail Haniye'ye yapılmış olan bu suikasti İsmail Haniye'nin öldürülmesini e, şiddetle kınadığını ifade etmiş. Bu da Tehran Times'ta yer almış. Şimdi bundan sonra İran acaba İsrail'e bir yanıt verecek mi? Dediğimiz gibi çünkü burada sadece bir insanın ölmesi, öldürülmesinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bir ülkenin başkentinde öldürülmesinden bahsediyoruz. Bu ülke e, İran ve bu ülke başkenti Tahran. Dolayısıyla İsrail'in e, hala söylüyorum Hamas'ın yapmış olduğu açıklamayı da İsrail e, devrim muhafızlarının, şey de, İran devrim muhafızlarının yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkarak e, söylüyorum. İsrail böyle bir saldırı yaptıysa, bu İran otoritesine yapılmış olan bir saldırıdır. Dolayısıyla İran'ın e, herhangi bir şekilde bugüne kadar kullandığı söylemlere bakacak olursak bir cevap vermesi. Bekleniyor ee, cevap vermesi gerektiği ifade ediliyor ee, bu nedenle bakalım İran nasıl bir yanıt verecek diğer taraftan e, Hizbullah dünkü saldırı sonrasında İsrail'e nasıl bir yanıt verecek ya da nasıl bir yanıt vermeye çalışacak bütün bunlar gerçekten de Orta Doğu'da tansiyonu biraz daha yükselten yani yükselten demiyorum çünkü zaten yüksek tansiyon. Ee, ama biraz daha yükselten gelişmeler olarak görülebilir şimdi dünkü bu saldırıyla ilgili olarak ee, bir haber var elimizde yani Beyrut'ta ne oldu İsrail nasıl bir saldırı düzenledi ona bir bakalım daha sonrasında bütün bu e, gelişmeleri elbette tekrar e, konuşacağız bu arada tabii programa giriş yaptık doğrudan fakat e, konuklarımız da var. Dünden bu yana evet de, gündemi belirliyoruz. E, biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi e, iktidarı CHP'li belediyelere haciz tehdidini e, savurmuştu. Ve sonrasında gerçekten de e, icraatlara başladılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bir e, tebligat gitmiş durumda. Açıklamayı da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı muhab Seçer yaptı biliyorsunuz. Ve Mahap Seçer bunu bir konuşma esnasında yaptı. Dün akşam itibariyle son dakika haberi olarak da zaten biz duyurmuştuk bu meseleyi. Ama bu acaba diğer belediyelerle ilgili olarak da hemen uygulanacak mı? Bunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özgür Karabat'la konuşacağız. Daha sonrasında... Sivas Güründe termik santral e, meselesi var ve CHP'nin tabi bu yazla ilgili planları var. Biliyorsunuz e, parti grubu saat 4'te toplandı. E, sabahın erken saatlerinde toplandı dün e, ve e, bu toplantıda yaz boyunca milletvekilleri biliyorsunuz da alacak şimdi parlamento tatile girdiği için ama aynı zamanda e, sahada yapılacak olan çalışmalar da e, konuşuldu. Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu bizlerle birlikte olacak bu meseleyi konuşmak üzere. Sonrasında son dönemlerde halay tutuklamaları var biliyorsunuz. Bunlar işte Kütçe müzik dinlenmesi vesairelerinin yasaklanmasına kadar gidiyor yani pratikte. Ve Dem Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğlu bizlerle birlikte olacak ve onun sonrasında ee, yine çok uzun görüşmeler ve tartışmalar Hatta sert tartışmalar sert bir süreç sonrasında biliyorsunuz. Sokak hayvanlarıyla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tasarısı e, kabul edildi yasalaştı <laughs> İşte bununla ilgili olarak tip sözcüsü e, Sera Kadıgil bizlerle birlikte olacak Skype aracılığıyla Dolayısıyla bu konutlarla devam edeceğiz. Yani ama aynı anda aynı anda e, bu konuyla ilgili olarak yani İsmail Haniye'nin, ...öldürülmesiyle, İsmail Haniye suikastiyle ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Beyrut'ta e, dün akşam saatlerinde yapılan hava saldırısıyla ilgili haberimize gelelim. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye Banyüesi'nde büyük bir patlama oldu. Aktarılan bilgilere göre saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. <laughs> İsrail Savunma Kuvvetleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Patlamada üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığı duyuruldu. <laughs> Bu arada Lübnan resmi haber ajansında yer alan haberde başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreik Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi. <laughs> haberde bir kadının öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken ölen kişinin kimlik bilgisi hakkında detay verilmedi. Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından fırlatılan 3 hüzeyle gerçekleştirildiği vurgulanan haberde Beyrut'ta Er Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve iki katının yıkıldığına işaret edildi. <laughs> İsrail basını İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuat Şükür'ü hedef aldığı bildirildi. <laughs> Saldırının ardından sokağa inen çok sayıda kişi sloganlar atarak İsrail'in düzenlediği saldırıyı protesto etti. Lübnanlı güvenlik kaynakları Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuat Şükrü'nün İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu açıkladı. Evet sevgili izleyiciler bu çok önemli gelişmeyi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu gelişme bugüne kadar bu son olarak yaşanan süreç içerisindeki en önemli gelişmelerden bir tanesi. Ve İsmail Haniye Türkiye'de AKP'nin ve Erdoğan'ın çok önem verdiği bir isimdi. Hatta şöyle bir şey de var, daha öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in tepkisine rağmen Erdoğan, İsmail Haniye ile görüşmeye devam etti. Yani hatta birkaç gün önce İsmail Haniye bir takım açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalar iktidar yanlısı gazetelerde çok geniş bir şekilde yer almıştı. Yani... Özellikle 3 Ağustos'ta ilgili olarak bir çağrıları vardı ve e, tüm İslam dünyası içerisinde bir takım eylemler yapılması çağrısıydı bu çağrı. İsmail Haniye tarafından yapılan e, fakat İsmail Haniye e, bu çağrıyı yaptıktan sonra e, Tahran'da Bezeşkia'nın başlama e, töreniyle törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da konutunda İsrail tarafından öldürüldü. Şimdi burada tabii dediğimiz gibi biz İsrail tarafından hava bombardımanı sonucu öldürüldü derken Hamas'tan yapılan açıklamalara ve Tahran'dan Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamalara dayanıyoruz. Kaynaklarımız onlar. Onların söylediği bu. Ama e, acaba başka bir ihtimal söz konusu mu? Bunu da elbette bir olasılık olarak bir kenarda tutmak gerekiyor. Ancak devrim muhafızlarının yapmış olduğu açıklama konutunun hedef alındığı ve vurulduğu şeklinde. Şimdi bunu kim yapabilir? Ee, örneğin İran içerisinden atılmış bir füze olabilir mi? Değil. Ee, peki İsrail'in yapmış olma ihtimali var mı? Gerçekten e, Hamas'ın açıklamasında olduğu gibi e, ya da? İran devrim muhafızlarının açıklamasında olduğu gibi evet var. Ve e, yine bu soruları yinelemek gerekiyor. Acaba F-35'ler mi kullanıldı bu saldırıda? F-35'ler bizi de çok yakından ilgilendiriyor biliyorsunuz. Biz o projenin içinde yer almıştık. S-400'ler nedeniyle e, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu anlaşma bozulmuştu. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Türkiye F-35'lerden çıkartmıştı. Ee, ve de biz böylece F16'larla devam etmek zorunda kaldık ki o bile belli değil. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu F35'ler e, gerçekten çok etkili. Yani o veya bu şekilde hani e, İsrail daha önce de edinmişti bu F35'lerden. E, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda e, Katar'daki ve diğer işte Ortadoğu'da bazı başka üsleri var. Buralarda bu F35'lerden olduğunu Biliyoruz. Dolayısıyla acaba bunlar mı kullanıldı? Bu soru şu açıdan da önemli. Eğer f 35'ler e, ki bunu belki de başarabilecek e, tek şey. Hani e, uçak neden? Çünkü radara görünmez özelliği var. Radarlardan, ta, radarlar tarafından görülmeme e, şeyi var, özelliği üstünlüğü var. E, dolayısıyla HDP doğru e, daha e, yaklaşabilen e, uçaklar bunlar. Bunu bilmiyoruz gerçekten. Bunlar Amerikan uçakları mıydı yoksa İsrail uçakları mıydı ya da zaten uçak mıydı? Bunu şu ana kadar e, doğrulayacak ya da yalanlayacak herhangi bir argüman yok elimizde. Herhangi bir kanıt daha doğrusu yok elimizde. Diğer taraftan e, dün Hizbullah'ın e, merkezi olan, Dahiye semtine e, yapılmış olan saldırıyla beraber Hizbullah'ın nasıl bir cevap vereceği İSA ile hani konuşulurken, Amerikan gemilerinin e, Lübnan kıyısına ilerlediğini gördük ve e, az önce sizlerle paylaştık. Yani İsrail ordusunun e, paylaştığı bir takım görüntüler var. Bu görüntüler Fizbullah tarafından atılan bir füzenin İsrail savunması tarafından havada nasıl imha edildiğini gösteren görüntüler. Bu böyle olduğu iddia ediliyor bu arada. E, i̇şte bu şeyi savunma füzesi acaba Amerikan gemisinden mi atıldı? Yani İsrail'in Demir Kubbesi miydi bunu yapan yoksa Amerikan gemisinden mi atıldı bu? Bu sorularda önemli. Çünkü bunların cevabı aynı zamanda şunu da getirecek. Amerika Birleşik Devletleri İsmail Haniye'ye ya da İran'ın başkenti Tahran'da birisinin öldürülmesine yönelik operasyonda İsrail'le birlikte hareket ediyor. Ve bugüne kadar tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin güya e, tarafsız e, ol görünme, görüntü çizmeye çalışıyordu ya Amerikalılar. E, şimdi bu gerçekten e, bunun böyle olmadığı zaten aslında çok aşikar. Ama en azından e, söylemde onu kullanıyorlardı ve işte güya sivillerin ölmesinden çok rahatsızdılar e, Filistin'de. E, fakat bir taraftan silah vermeye devam ediyorlardı Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'e. E, bu iki yüzlü bir e, taktik e, devam ediyordu ve bugünlerde artık e, daha da e, Amerika için de meselenin keskinleştiğini ve safını daha net bir biçimde e, belli etmeye başladığını e, söyleyebiliriz. Yani bu gelişmeler bunlar işte tam olarak. Bu arada tabii ister e, şey Biden, şu anda tabii görev süresi sona erince gidecek Biden, yerine Kamala Harris gelecek. İsterse Trump hiç fark etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'a e, bakış açısı değişecek gibi de durmuyor. Yani özellikle İran'ın nükleer e, çalışmalarında artık son aşamaya geldiği, yani bir adım daha atarsa ona sahip olacağı yönünde haberler bugünlerde yeniden e, var ısıtılıyor, konuşuluyor. E, dediğim gibi de her zaman için Netanyahu için İran e, en büyük tehlikeydi. Bu iki şekilde Netanyahu tarafından kullanılıyor. Gerçekten e, İsrail İran'ın böyle bir silaha sahip olmasından endişe duyuyor, çekiniyor yani bundan. İkincisi ise zaten Netanyahu bunu bir taktik olarak da kullanıyor. Yani İran gibi bir düşman varken başka hiç bir şeye e, ihtiyacı yok. Yani başka bir e, kendisini tahkim edebilmesi ya da taraftarların arkasına daha güzel toplayabilmesi için başka bir gerekçeye ihtiyacı yok Netanyahu'nun. İran dediği anda zaten böyle bir şeye ulaşmış oluyor. Yani bu kolaylıkla bunu sağlayabiliyor. Bu arada bu arada Anadolu Ajansı'nın İngilizce hesabından geçen bir açıklama söz konusu. Bu açıklama nedir? Bakıyorum. İsrail ordusu tarafından yapılmış olan bir açıklama. O da şu diyor ki Anadolu Ajansı muhabirinin e, İsmail Aniye'nin öldürülmesiyle ilgili e, sorusu üzerine yani Anadolu Ajansı muhabiri soruyor soruyu o sorusu üzerine İsrail ordusu diyor ki biz bu konudaki haberler üzerine yorum yapmayacağız yorum yapmıyoruz diyor İsrail ordusu Anadolu Ajansı muhabirinin İsmail Haniye suikastini sorması üzerine yapılan açıklama bu. Çünkü aslında şöyle bir şey de vardı. Kısa bir süre öncesine kadar Anadolu Ajansı İsrail ordusu yetkililerinin sorularına cevap vermediği yönünde de bir tweet atmıştı. Eğer yanlış görmediysem. Ama şimdi bu tweetle beraber şunu görüyoruz. İsrail ordusu diyor ki biz bu konuda yorum yapmıyoruz. Bu zaten bir yandan da şunu gösteriyor. Bu işi gerçekten İsrail e, yapmış olabilir. Yani Hamas'ın açıklamaları zaten bu yönde aslında. E, İran devrim muhafızlarının açıklamaları da bu yönde. E, ama şu açıklamayla beraber biraz daha belki e, bu olasılığın olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi neden söylemiyoruz? Evet, İsrail yaptı diyoruz açıklamalara göre. Ama biz kendimiz İsrail yaptı neden demiyoruz? Çünkü elimizde görüntü, bir takım bilgiler, bir takım ayrıntıların olması gerekiyor. Bu ayrıntılar da bir süre sonra ortaya çıkacak. Ama sonuç şu, İsmail Hani'ye öldürüldü. Bu arada yani basında ya da başka yerlerde yanlış bir ifade de kullanılıyor. İsmail, bakın burada da aynı şekilde yani Anadolu Ajansı da İngilizce şeyinde bunu kullanmış. Hamas'ın lideri İsmail Haniye değil ya da tersten söyleyeyim İsmail Haniye Hamas'ın lideri değil. İsmail Haniye Hamas'ın siyasi büro şefi. Yani iki kanatlı dedik ya işte bunun siyasi büro şefi. Dolayısıyla belki bunu böyle daha ifade etmek daha doğru olacak. Tamam şimdi biz bu ayrıntılar üzerinde durmayalım bunu belirttikten sonra ama yaşananları bir kere daha tekrar etmek gerekiyor. Dünden itibaren, daha doğrusu birkaç gündür, yani Mecleşem saldırısından itibaren herkes e, çok e, gergin, e, önemli bir takım işte gelişmelerin e, olmasını bekliyordu. Ben kendi adıma dün gündüz değil ama bir önceki gece İsrail'in e, Lübnan'a e, saldırı yapmasını e, bekliyordum. Fakat olmadı. Tamam, e, bir sonraki gün öğleden sonra yapıldı bu saldırı. Ama zaten o saldırı neden o saatte yapıldı? Çünkü İsrail'in almış olduğu istihbarat bunu zorunlu kılıyordu. Yani bu kişi yani öldürülen e, Hizbullah yetkilisi acaba o saatte mi girdi apartmana? Yani bulunduğu binaya o saatte mi girdi? Bunu bilemiyoruz elbette. Tam girdikten sonra takip ediliyordu belki de. Girdi ve bina içerisinde hedef alındı. Dört katlı bir bina hedef alındı. E, bu arada Beyrut saldırısının görüntülerini tekrar verebiliriz ekran'a e, ve bu saldırı esnasında bu kişi hayatını kaybetti. Şimdi bu e, tabii e, kişinin hayatını kaybetmesiyle e, beraber e, Hizbullah ha önemli bir darbe de vurmuş oldu aslında İsrail. Yani işte tabii bir takım şeyler var. Hani acaba İsrail'in işte bu kişileri öldürmesi Hizbullah'a zarar veriyor mu diye evet veriyor yani ee, bu inkar edilemez bir gerçek çünkü e, bu öldürülen kişiler e, bir takım stratejik pozisyonlarda olan kişiler yani bu kişi de aynı şekilde Fuat Şükür de aynı şekilde e, Hizbullah'ın e, birliklerinin yapacağı bir takım e, saldırıların merkezinde yer alan, bunların koordinasyonunda yer alan isimlerden bir tanesi. Yani, hani Hizbullah'ın iki numarası vesaire deniyor. E, ama şöyle, yani Hizbullah'ın iki numarası çok var. Bir, birden fazla iki numara sayabileceğimiz, o pozisyonda, o önemde görebileceğimiz isimler var. Dolayısıyla bu sadece e, bu kişi için, yani Fuat Şükür için geçerli olan bir durum değil. Ama ne olursa olsun bu Fuat Şükür'ün önemini ve değerini azaltmıyor. Dolayısıyla İsrail'in çok değerli bir şeyi, bir ismi vurmuş olduğu gerçeği de ortada. Yani buradan yola çıkacak olursak. Ve dediğimiz gibi İsrail uzun zamandır bu taktiği devam ettiriyor. Yani Hizbullah ya da Hamas veya diğer örgütlerin <laughs> liderlerine yönelik seçmece ya da nokta hedeflerle suikast eder. Şimdi bakalım Anadolu Ajansı'nın hesabından, sosyal medya hesabından, X hesabından şöyle bir tweet geçmiş. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Haniye suikastı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı diyor ki bu saldırı Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Evet bu da tabii ilk tepki olarak görülmeli Türkiye tarafından verilen tabii şöyle bir şey de var ben dünden bu yana örneğin Beyrut saldırısı ile ilgili Türkiye'den böyle bir açıklama var mı Dışişleri Bakanlığından bir açıklama var mı ben hatırlamıyorum olduğunu düşünmüyorum dün akşam mesela aynı refleks gösterilmedi fakat İsmail Haniye Erdoğan iktidarı için çok önemli bir isimdi yani oradaki şeydeki Filistin'deki etki ya da e, bir takım planların yürütülebilmesi açısından İsmail Haniye önemli bir isimdi AKP açısından ha şunu da belirtmemiz lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahmut Abbas'a gösterdiği tepki sonrasında ortaya çıktı ki e, daha doğrusu da biliniyordu zaten e, kamuoyu sonradan öğrendi bunu Mahmut Abbas Ankara'ya soğuk Ankara'ya mesafeli neden çünkü AKP iktidarı Mahmut Abbas'la ilişki geliştirmek yerine Hamas'la ilişki geliştirmeyi seçti. Yani Müslüman kardeşler tandansı çünkü ikisi de yani hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de Hamas aynı zihniyet, aynı anlayış içindeler. Dolayısıyla evet o bölgede Hamas'ı daha muhatap aldı kendisine Ankara ve Mahmut Abbas bu nedenle de Ankara'ya soğuk. Yani elbette bu %100 Ankara'yı inkar edebileceği anlamında ya da ilişkileri işte bozacağı vesaire anlamında değil. Ama e, Erdoğan'ın Mahmut Abbas'la ilgili açıklamasını bir de buradan e, okumak gerekiyor. Ki e, kendileri cevap verdiler zaten. Dediler ki e, bu konuyla ilgili hazırlıklar daha doğrusu hazırlıklar değil tarihin belirlenmesi amacıyla görüşmeler devam ediyor vesaire dediler <laughs> ve dolayısıyla e, bu şey hani İsmail Haniye ile ilgili olarak gösterilen bu e, refleks e, bize bunları hatırlattı bunları paylaştık sizlerle şimdi e, nereye bakacağız bakın aynı şekilde burada ekrana yansıyor zaten İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'la buluşması. Ve dediğim gibi de gerçekten e, çok önem veriyordu Erdoğan, İsmail, Haniye'ye. Öncesinde de işte tabi bu Hamas'ın bir başka şeyi vardı, siyasi büro e, şefi Halid Meşal vardı. Ona da aynı şekilde aynı önemi gösteriyordu e, Türkiye ve daha bu Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve e, İsrail bir yandan Ankara'ya da böyle bir mesaj verdi. Tahran'a da böyle bir mesaj verdi. Doha'ya da böyle bir mesaj verdi. Yani Katar'a da böyle bir mesaj verdi. Çünkü Müslüman kardeşleri ya da Hamas'ı şu günlerde hani şey yapacak olursak bu bir tanım veya bir isim kullanacak olursak Hamas'ı şu anda Orta Doğu'da fiili olarak destekleyen birkaç ülke var. Bunlardan bir tanesi Katar, bir tanesi Türkiye ki ikisi de stratejik ortak. Ee, ve Tahran uzun yıllardır yani Katar ve Türkiye'den bağımsız olarak e, destekliyordu. Suriye'de aynı şekilde Hamas'ı destekliyordu. Yani e, ben mesela Şam Suriye'nin başkenti Şam'da Halid Meşalle e, korunduğu bölgede böyle bir mahallenin içerisinde bir villada yaşıyordu. Belki de Tahran'da da aynı şekilde İsmail Haniye bu şekilde yaşıyordu. E, daha da yaşıyor değil kalıyordu. E, o mahalleye böyle giremezdiniz yani şey... Hamas yetkilileri böyle korunuyorlardı. Siz işte eskortla falan içeri hani giriyordunuz, geçiyordunuz ve Suriye'de şey yapıyordu, destek veriyordu. Sonrasında bu şey Halid Meşal Suriye'ye ihanet etti biliyorsunuz. Suriye'ye karşı açılan savaşta cihatçılara nasıl tünel kazılacağını öğretmekten tutun da Suriye ordusuna karşı nasıl savaşılacağına vesaireye kadar varan bir takım davranışlar içerisinde oldular. Sonradan sonradan Tahran'la tekrar ilişkilerini düzelttiler. Bir ara Tahran'la da kopmuşlardı. Nereye gittiler? Doha'ya gittiler. Yani Katar'a gittiler. Yani Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'a gittiler. Ve sonrasında da halen bu destekleri devam ediyor. Bu arada Türkiye ile Katar'ın işte Hamas'a destekleri devam ediyor. Bu arada tabii bir yandan da Diğer bazı işte ülkelerin e, İsrail Başbakanı ile birlikte hareket ettiği, Hamas'a gönderilen bir takım yardımlar, skandallar patladı. Ama yok, onlar e, şu anda belki konuşacağımız şeyler değil, bir kenarda dursun. Ama İsmail Haniyen'in de bütün bu işlerin içinde e, olduğu maddi durumunun çok iyi olduğu vesaire gibi bir takım iddialar da gündeme getirildi. Bunlar sadece Batı ajanslarının İsmail Haniye ile ilgili kara propagandası değil. Gerçekten de örneğin İsmail Haniye'nin oğlu bir zaman Mısır'a girerken para dolu işte bir çantayla vesaire gözaltına alınmıştı. Yani buna benzer böyle bir takım şeyler de vardı. Ama bunlar şu anda konumuz değil. Başka şeyleri konuşmamız lazım. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Bakın resmi açıklama bu şekilde. Bunu tabii benim daha net bir biçimde görebilmem lazım arkadaşlar. Ee, telefonuma atma şansınız varsa hemen oradan sevgili izleyicilerimizle de paylaşalım evet evet İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz diye bir şey var kendi vatanlarında kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı aynı zamanda Gazze'deki savaşın savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Evet burada uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Evet işte Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması bu şekilde yani Türkiye Pilsin Halkı'nın haklı davasını e, desteklemeye devam edecektir diye de bir ifadeyle bitiyor Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması. Dediğimiz gibi Beyrut dahiyeye, Hizbullah'a yönelik e, saldırı konusunda Dışişleri Bakanlığı sessiz kalmıştı. Ancak burada İsmail Haniye ile beraber e, hemen refleks gösterilip, böyle bir açıklamanın yapıldığını görüyoruz. Açıklama özetle şöyle. İsmail Haniye'ye yönelik bu suikasti kınıyoruz. İsmail Haniye gibi Filistin halkı kendi vatanlarında yaşamak için yüzbinlerce şehit verdi. Diğer taraftan İsrail'in bu saldırısı savaşı bölgeye yayma hedefli bir saldırıdır biz Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Özet olarak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını böyle verebiliriz. Peki şimdi diğer taraftan gerçekten de bu Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasında da yer alan ifadede olduğu gibi İsrail bu savaşı bir yaymak istiyor mu? İki yayabilir mi? Yani yaymak isteyebilir ama Yaymayabilir, yayamayabilir de aynı zamanda yayabilir mi? Bu ihtimal var. Yani her seferinde bir yaya benzetebiliriz bunu. Biraz daha sıkıştırıyor İsrail bu yayı. Bu yay bir, bir fırlayacak öyle görünüyor. Çünkü e, bugüne kadar Hizbullah'tan ve İran'dan ve aslında kendilerinin direniş ekseni olarak adlandırılan o oluşundan çeşitli işte örgütleri, devletleri vesaireyi barındıran bir e, oluşumdan bahsediyoruz. Birliktelikten bahsediyoruz. Buradan yapılan açıklamalara bakacak olursak, evet gerçekten de e, artık cevap verecekleri ve etkili bir biçimde cevap verecekleri bir yere doğru e, gidildiğini görüyoruz. Şimdi İsrail e, bu Beyrut saldırısıyla beraber Hizbullah'a e, çok ciddi bir cevap vermiş oldu. Ama hemen arkasından mesela İsmail Haniye'nin öldürülmesi e, gelmeli miydi, gelebilir miydi? Dediğim gibi bunlar sadece e, alınan kararlarla ilgili durumlar değil. Aynı zamanda pratiğin zorunlu kıldığı bir takım durumlar. Yani bu kararı alınmış bunun takip ediliyor ve nerede görülürse hani orada e, vurulacak, öldürülecek ya da açık nerede bulunursa oradan girilecek taktiği bu taktik. Belli ki Tahran'da e, İsmail Hani'ye İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkia'nın e, göreve başlama e, törenlerine katılmak için oradaydı. Ki öncesinde de Tahran e, dini lideri, daha doğrusu Şah, e, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane ile e, görüştü. E, oradaydı işte. Ve konutunda demek ki bir şey var. yani Bir açık var. İran böyle bir açık vermiş. Ve İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldü İsmail Haniye. Ve bu cümleyi hani biraz belki ayrıştırmak gerekecek. Nerede öldürüldü? Tahran'da. Tahran neresi? İran'ın başkenti. İran, İsrail'le bir rekabet halinde. Bundan bir süre önce biliyorsunuz ikili arasında çatışma yaşandı. Yani İran, daha doğrusu İsrail, İran'ın işte Bender Abbas vesaire gibi takım yerlerle ilgili olarak bir takım yerlerini hedef aldı ve İran'da aynı şekilde daha doğrusu İsrail Şam'da bir saldırı düzenledi ve İran'da buna karşılık verdi. Şimdi Mahmut Abbas'ın bir açıklaması var. Bakıyorum. Hemen onu bir görelim. Mahmut Abbas sideri Haniyenin öldürülmesini kınadı ve birlik çağrısı yaptı diye de bir başlık var. Şu evet, birlik çağrısında bulunuyor İsmail Haniye. Tabii az önce biz sizlere bunları aktarmıştık. Yani başka bir takım kaynaklardan <laughs> Tehran Times'tan mesela açıklamı aktarmıştık. İsmail Haniyenin bu açıklamasını yani İsmail Haniye diyor Mahmut Abbas'ın bu açıklamasını. İsmail Haniye suikastini e, şiddetle kınadığını ifade ediyordu. Mahmut Abbas aynı zamanda birlik çağrısında da bulunuyor. Bu arada şöyle bir şey de var. Şimdi acaba Filistin'de ne olacak? Bu soruyu da sormamız gerekiyor. Sadece İsrail-İran şey, e, İran arasında ya da devletler düzeyinde bu mesele nereye gidecek sorusunun sorulması yeterli değil. Filistin içerisinde de ne olacak? Mahmut Abbas'a yönelik çok ciddi bir tepki söz konusu. Yani e, Gazze Şeridi'nde de e, Batı Şeria'da da aynı şekilde Mahmut Abbas'a yönelik ciddi bir tepki var. Çünkü Mahmut Abbas çok pasif birisi olarak görülüyor. Yani hele hele bu son yaşananlarla beraber yani 7 Ekim'den bu yana yaşanan süreçle beraber Mahmut Abbas'a yönelik eleştirilerin dozu daha da arttı. Hatta bir ara Batı Şeria'da işte Nablus vesaire gibi takım yerlerde e, Abbas karşıtı gösteriler de yaşandı. Ama öyle bir durum var ki şimdi orada, bir yandan da İsrail ordusu zaten Batı şeriadaki Filistinlilere e, saldırıyor. Dolayısıyla e, bu gösterilerin çok da hani başarılı olma şansı olmadı şu ana kadar. Şimdi bu aynı zamanda e, Mahmut Abbas'ın sorgulanmasını da getirebilir İsmail Haniye suikasti. Yani öfkeyi zaten var bir öfke. Öfkeyi daha da arttırabilir Mahmut Abbas'a yönelik olarak. Çünkü uzun zamandır seçimlerin yapılmasını engelleyen kişi Mahmut Abbas. Bir takım gerekçelerle güvenlik var, güvenlik yok. Bugünlerde çok tehlikeli. Hep böyledir ya. hani işte, işte iklim uygun değil ya da içinden geçtiğimiz koşullar çok da uygun değil diye Mahmut Abbas seçimleri sürekli erteledik. Eğer mesela Mahmut Abbas bundan bir sene önce, iki sene önce seçimleri yapsaydı belki de Hamas böyle bir eylem yapmayacaktı. Yani Hamas'ın İsrail'e saldırmasının sebeplerinden bir tanesi de e, Mahmut Abbas'ın bugüne kadar uyguladığı politikalardır. Diğer taraftan e, bu politikaların aynı zamanda diğer Arap devletleriyle beraber İsrail'in normalleşmesi vesaireyle beraber e, Hamas'ı getirmiş olduğu pozisyondur. Hamas gibi örgütleri daha doğrusu getirmiş olduğu pozisyondur. Şöyle bir şey, bunu biraz açmam gerekiyor. Bir taraftan mesela Trump döneminde 100 Yüzyılın Anlaşması, İbrahim Anlaşması, Cahret Kushner tarafından, Trump'ın damadı ve işte danışmanı tarafından hazırlanan bir takım şeyler vardı biliyorsunuz. Bunlar e, şunu öngörüyordu. Pristinliler bu İsrail e, toprakları olarak kabul edilen yerlerde Batı şeria ve işte Gazze'de izole bir şekilde yaşayacaklar. Yani bunlar bir e, bilim kurgu filmlerindeki gibi bir alt tabaka olarak yaşayacaklar <laughs> ve e, bir taraftan bir tarafa geçebilirler. Ama o zamanlar bile İsrail bölgelerine girmeden işte otoyollarından tutunda yürüyüş yollarına kadar hiçbir şekilde İsraillerin yaşadıkları yerlere bulaşmadan böyle bu aralardan gidip gelecekler. Kendileri İsrail vatandaşı olacak, ele yönetimde falan filan söz konusu şey yapmayacaklar, söz hakları olmayacak. Diğer taraftan kendi güvenlik güçleri ya da işte askeri birlikleri, silahları vesaireleri olmayacak. Ama diyelim ki belediye seçimlerinde aday olabilirler. Böyle bir şeydi bu. İkincisi, bu bir kenara, bunu bir kenara koyalım. İkincisi, İsrail ile e, bir takım Arap ülkeleri arasında normalleşme görüşmeleri yapıldı ve bazı ülkeler normalleşti. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ydi işte şeydi Bahreyn vesaireydi. Bunlar normalleştiler. Hatta Suudi Arabistan'da normalleşme adımları atıyordu ki 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla beraber bu şimdilik ortadan kalktı. Ama böyle bir durum vardı. Bütün bunlar da aynı zamanda başka bir takım sebeplerle beraber Filistin davasının erimesi, küçültülmesi ve neredeyse unutulması sonucunu getirdi. Bu arada İsrail ile diğer işte Arap ülkeleri arasındaki normalleşme görüşmeleri sırasında en büyük itirazlardan bir tanesi şuydu. Kardeşim bugüne kadar bu İsrail devleti bizim topraklarımızı aldı. 1948'den itibaren Nekba günü işte adlandırıl olarak adlandırılıyor ya büyük felaket. Ee, niye? Çünkü İsrail devleti ilan edildiği gün İsrail bütün Filistinleri dışarı atmaya başladı. Bu arada hiçbir eşyalarını yanlarına alamadan çıktılar. Bu yüzden işte Ürdün'de şey var, yüz binlerce yani birkaç milyon şey yaşar, Filistinli yaşar. Suriye'de yaklaşık 700-800 bin kadar Filistinli yaşar. Ve dünyanın her yerinde aynı şekilde şu anda Filistin'de olan kadar Filistinli yaşar. Bunların hepsi de bir gün geri dönme hayaliyle yaşarlar. Hatta birçok ülkede, daha doğrusu birçok ülkede değil Ürdün'de de, Suriye'de de Filistinlilere o ülkelerin vatandaşlığı verilmez. Neden? Eğer o vatandaşlığı alırlarsa geri dönmeme ihtimalleri var. Bu Filistinlerin razı olduğu, istedikleri bir şey, bir taktik bu. Hala Filistin vatandaşıdır onlar. Çünkü bir gün geri dönecekler. Bundan dolayı mesela bu yapılmaz. Şimdi böyle bir ortam var. Fakat İsrail Aynı zamanda kendi içinde yani Batı Şeria'da Filistin yerleşim birimlerini küçültmeye devam ediyor. Yani öbek öbek artık kaldı Filistinlerin yaşadığı yerler. O öbekler de böyle gittikçe küçültülüyor İsa'yı tarafından çünkü İsa yayılıyor. Nasıl yayılıyor? Hep hani haberlerde duyarız ya yeni yerleşim birimleri açıyor İsrail diye. Evet İsa bunu hep yapıyor ve diğer taraftan bunu sadece şu anda İsrail'de yaşayan kendi vatandaşları için yapmıyor, dışarıdan Yahudiler getirerek yapıyor bunu ve dolayısıyla Filistin halkı e, örneğin bir bakıyorsunuz Polonyadan bir Yahudi gelmiş, Arapça falan bildiği yok, geliyor bir sabah evinizin önünde duruyor ve diyor ki buradan çıkacaksınız. Niye diyorsunuz çıkacaksınız o kadar. Ben geldim ben oturacağım evinizde. Bu kadar acıdır yani Filistinlileri hani yaşadıkları. E şimdi bu da mesela biraz daha arttığı son dönemlerde o bahsettiğim işte Arap ülkeleriyle normalleşmede verilen sözlerden biri de şuydu. Netanyahu normalleşmemiz karşılığında hiç ilerlemeyecek. Bu söz verildi. Ürdün tarafından yapılan açıklamalarda da bu vardı. Birleşik Arap hatta Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamalarda da bunlar vardı. Fakat bunların hiçbirisinin olmayacağı, doğru olmadığı zaten bilinen bir şeydi de pratikte görüldü. Ve ne oldu? Ne oldu? İsrail ilerlemeye devam etti. Bir tarafta işte bu yüzyılın anlaşması, bir tarafta normalleşmeler, işte bu İbrahim anlaşmaları vesaire. Bir tarafta da İsrail'in bu şeyleri ilerlemeye devam etmesi ve son olarak da İsrail'de bir sağcı hükümetin, zaten bütün hükümetleri sağcı da ama bu sefer abartarak bir sağcı hükümetin koalisyonun kurulmuş olması. Biliyorsunuz Itamar Ben Gvir ve e, neydi? E, diğeri Vezalel e, e, Smotrich diye birisi. Bunlar ikisi en iyi Filistinli, ölü Filistinlidir diye açıkça konuşan adamlar. Böyle düşünen adamlar demiyorum. Açıkça bunu söyleyen adamlar. Filistinlileri köyleriyle beraber yani içindeki Filistinlere beraber bulundukları köyleri yakın diyen adamlar. Böyle adamlar bunlar. Kimyasal atalım diyen adamlar. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Netanyahu zaten kendisi aşırı sağ, faşist bir adam, ırkçı bir adam, faşist bir adam, katil birisi. Ve Netanyahu zamanında Ariel Sharon ki düşünün Beyrut kasabı olarak bilinen Ariel Sharon'u bile pasif kalmakla yumuşak olmakla eleştirmiş olan birisi. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu adam kalktı bu Benguer ve Smotrich'le bir koalisyon kurdu. Ha zaten hani e, genel kurmay başkanlarına bakın, savunma bakanlarına vesaire bakın. Bunların hepsi zaten aynı zihniyetin ürünü İsrail'de. Ve bunların kurumlar bu hükümetin kurulmasıyla beraber zaten Filistinlere yönelik saldırıların, baskının e, artacağı biliniyordu, öngörüldü ve hakikaten de öyle oldu. Bir de bu etken üzerine e, e, eklendi. Bir de şöyle bir şey oldu. Nablus vesaire gibi takım yerlerde İsrail ordusu saldırılar düzenledi. Çünkü orada İsrail'in saldırılarına karşı yeni bir takım örgütler kurulmaya başlandı. Bunlar hep bu son işte 2022'den bu yana olan şeylerden bahsediyorum. E, gelişmelerden bahsediyorum. 2023'ten bahsediyorum. Bu işte Aslan Yatağı vesaire gibi takım örgütler kuruldu. İsrail askeri baskısını daha da arttırdı. E bazı şeylerde örneğin yerleşimciler gelip şeylerin, Filistinlilerin bu evlerini vesaireyi yaktılar. Köylerde yangınlar çıktı. Yani Filistinlilerin evleri yandı, otomobilleri yandı. Şeysiz kaldılar yani. hiç Hiçbir şeysiz kaldılar. Şimdi bütün bunlar, hepsi Filistin halkında da bir takım örgütlerde de Araplar tarafından Arap şeyleri tarafından monarşileri tarafından İslam dünyası tarafından yalnız bırakıldıkları düşüncesini pekiştirdi ve Filistin halkı artık yavaş yavaş tamam bitiyor yani Filistin davası bitiyor Mahmut Abbas'ın da işte bu şeyini koyacak olursak pasifliğini koyacak olursak onun üzerine baktılar ki bitiyor yani bu mesele ve bu nedenle bu 7 Ekim saldırısı Hamas'ın bu saldırısı aslında bütün bunların sonucu olarak ve bütün bunlara bir tepki olarak olmuş olan bir saldırı. Hamas'ın ideolojisi, şusu busu falan filan bunların hepsi başka platformlarda tartışılacak konular. Ama Hamas'ın bu 7 Ekim saldırısı bunların sonucu olan bir saldırıdır ve bunlara bir cevap niteliğinde bir saldırıydı. İşte bu nedenle ne oldu? Evet, çok şey var. Yani binlerce kişi hayatını kaybetti. Şehirler yerle bir oldu. İsrail'in bu saldırılarıyla beraber. Ee, aynı zamanda şeyin e, Netanyahu'nun 11 Eylül'ü oldu bu. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri kendi e, güç politikasını e, dünyada uygulamak için 11 Eylül'ü kullandıysa aynı şekilde Netanyahu da bir şey bunu bir fırsat olarak gördü ve Hamas'a saldırıya başladı. İşte Hamas'ın bir yandan bu 7 Ekim saldırısı ya toplu feda toplu intihar saldırısıdır o bence saldırısının yapmasının sebebi buydu. Şimdi buraya kadar gelindi mi? Evet gelindi. Böyle bir gerginlik yaşandı mı? Evet yaşandı. Burada Hamas'a kimler destek çıktı? İran destek çıktı, Hizbullah destek çıktı, Şii direniş örgütleri destek çıktı, Yemen'de işte Husiler olarak sürekli telaffuz ettiğimiz ama Ansarullah hareketi sahip çıktı. Bunlardır, dikkat edin. Yani bu nedenle şu da var, bu örgütler aslında bütün dünyaya karşı savaşıyor. Yani bir taraftan. Yani İsrail'e karşı savaşıyorlar, Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye vesaire karşı savaşıyorlar. İran da tabii bu grup içerisinde yer alan ülke, ee, Irak Irak'ta işte e, bunun içinde yer alıyor. Irak bir İran gibi değil yani pozisyonu ama bunun içinde yer alıyor ve böyle bir savaş var. Şimdi bu savaş içerisinde bir şey olacak mı? Yani İran nasıl bir karşılık verecek? Şii örgütler, daha doğrusu direniş ekseni örgütleri nasıl karşılık verecekler? Ve Hizbullah aslında sadece hani bile yeterli Hizbullah'ın harekete geçmesi için. Ama yine kendisine karşı yapılan, kendisi kendi komutanlarının öldürüldüğü saldırı sonrasında İsrail'e nasıl bir karşılık verecek? Bütün bu sorular ve cevapları çok önemli. Bu arada açıklamalar gelmeye devam ediyor yani bu konuyla ilgili olarak biz de bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bakın Anadolu Ajansı'nın burada bir şey var geçmiş olduğu bazı mesajlar var. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Heniye'ye suikastla ilgili olarak şöyle bir açıklaması var. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır. Diğer taraftan bakıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması var. Şöyle diyor. İsmail Haniye İnsanlık düşmanı katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Evet şimdi Numa Kurtulmuş'un e, açıklaması şu. Kur'an'dan bir ayetle başlamış. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aitiz e, ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. E, i̇nne lillahi ve inne ilahi raciun ayeti vardır o ayet bu. Onu yazmış, Türkçesini yazmış. Tabii yani şey devam edelim. Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı vesaire gibi bir e, takım ifadeleri var. Numa kurtulmuşun. E, burada e, Numa kurtulmuşun e, şeyi bu e, açıklaması e, biraz duygusal bir açıklama olmuş. Yani örneğin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması neydi? Yani bu bölgesel gerilimi daha da arttıracaktır. Ya da İsrail'in savaşı bölgeye yayma e, niyetini ortaya koyuyor gibi bir açıklamaydı. Rusya'nın da aynı şekilde açıklaması böyle. Fakat çok öznel bir e, yorum e, yapmış Numan Kurtulmuş. Konuyla ilgili olarak inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği Vakur duruşu ve sarsılma izniyle karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı vesaire gibi bir takım ifadeler var. Tamam bunu şey yapalım. Numan kurtulmuşum bu e, açıklamasını e, geçelim. Yani siyasal bir açıklama e, yerine farklı bir e, üslup görüyoruz burada. Bunun dışındaki gelişmelere ve açıklamalara e, bakalım. Hamas'tan yapılan açıklama var. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamalar var. Hamas'ın açıklamasında bu saldırının cezasız kalmayacağı, karşılıksız kalmayacağı vurgusu yapılıyor ve diğer taraftan tabi şey İran devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamalarda da benzer bir takım saldırının nereden geldiği ile ilgili olarak ifadeler görüyoruz. O da şu. İran'da bu muhafızları e, diyorlar ki bu saldırı Tahran'da İsmail Haniyen'in evinin hedef alınması sonucu oldu ve İsmail Haniyen'in koruması da bu saldırıda hayatını.